Thank you.
We'll be right back.
daha doğrusu hayal kurucumuz. O, sağlıklı bir gelecek için Türkiye'nin ilk modern ilaç fabrikasının hayalini kurdu. Toplumun yaşam alışkanlıklarını dönüştürmenin, Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlamanın, İstanbul'u kültür ve sanat başkenti yapmanın, gençlere umut ve cesaret vermenin hayalini kurdu. Geleceği bugünden yaratan ana gücün bilimsel araştırma tutkusu olduğu inancıyla çağdaş bir Türkiye'nin hayalini kurdu. Onun hayallerinden aldığımız ilhamla bu ülke için yeni hayaller kurmaya devam ediyoruz. Aramızdan ayrılışının 30. yılında Doktor Necat Eczacıbaşı'nı saygıyla anıyoruz.
Sayın rektörlerim, tıp ve eczacılık dünyasının seçkin üyeleri, Eczacıbaşı topluluğunun değerli temsilcileri, sevgili öğrenciler, değerli basın mensupları ve sevgili konuklar. 2023 Doktor Nejat Eczacıbaşı Tıp Ödülleri Töreni'ne hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle bir arada olmaktan mutluluk ve onur duyuyoruz. Bugün Eczacıbaşı topluluğunun kurucusu Doktor Nejat Eczacıbaşı'nın aramızdan ayrılışının 30. yılı. Törenimize onu saygıyla andığımız bir video ile başladık. Hikayesi, Doktor Nejat Eczacıbaşı'nın hayalleri ve tutkulu çabasıyla başlayan Eczacıbaşı topluluğu, bugün onun hayallerini büyüterek Türkiye'ye ve tüm dünyaya hem sosyal hem de ekonomik katkılar sunmaya devam ederek büyüyor. Doktor Nejat Eczacıbaşı'nı bir kere daha saygıyla anıyoruz. Doktor Nejat Eczacıbaşı'nın tıp ve eczacılık bilimlerinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla 1959 yılında başlattığı bilime öncü destek, başarıya ödül geleneğini Doktor Nejat Eczacıbaşı Tıp Ödülleri ile Cumhuriyetimizin 100. yılında da sürdürmek bizler için ayrı bir gurur. Her yıl olağanüstü yetenekli genç müzisyenlerin yurt dışındaki yüksek lisans eğitimlerine destek verilen Doktor Nejat Eczacıbaşı Vakfı Müzik Bursu Programı bursiyerleri İris Şentürker ve Nil Kocamangil'e bu değerli performans için çok teşekkür ediyoruz. Kendilerinden 1996 ve 1998 yıllarında Doktor Nejat Eczacıbaşı Beste Yarışması'nda birincilik ödülünü kazanan ve Eczacıbaşı topluluğunun kurucu sponsoru olduğu İKSV tarafından düzenlenen Müzik Festivali kapsamında 51. İstanbul Müzik Festivali Onur Ödülü'nün de sahibi Hasan Uçarsu'nun Elif Dedim de Elif bestesini dinledik. Bu keyifli dinleti ve bu anlamlı beste için bursiyerlerimize tekrar teşekkürlerimizi sunuyoruz. Birazdan Eczacıbaşı topluluğunun bilime öncü destek, başarıya ödül geleneğini sürdüren Doktor Nejat Eczacıbaşı Tıp Ödülleri'nin 64. yılında 5 farklı kategoride değerli bilim insanlarına ödüllerini sunacağız. İlk olarak açılış konuşmasını yapmak üzere Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bülent Eczacıbaşı'nı sahneye davet ediyorum. Değerli hocalarım, sayın konuklarımız, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında gerçekleştirmekten gurur duyduğumuz Doktor Nejat Eczacıbaşı Tıp Ödülleri Töreni'ne hoş geldiniz. Tıp ve eczacılık alanındaki değerli araştırmacılarımızın büyük özverilerle ulaştıkları başarılarını kutlamak amacıyla düzenlenen bu toplantıyı onurlandırdığınız için hepinize en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Eczacıbaşı topluluğu kurulduğu günlerden itibaren yalnız sanayi alanındaki girişimlerle yetinmeyip bilim, eğitim, kültür, sanat ve spora destek sağlamayı başlıca ilkelerinden biri saydı. Eczacıbaşı Spor Kulübü, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı ve İstanbul Modern'in yanında Doktor Nejat Eczacıbaşı Tıp Ödülleri en önde gelen örneklerdir. Doktor Nejat Eczacıbaşı Tıp Ödülleri'nin 64. yılını kutladığımız bugünlere dünyayı ve ülkemizi kuşatan başta pandemi sonrası ekonomik krizler ve küresel ısınma gibi sorunların gölgesinde ulaştık. Pandeminin yaralarını sarmaya çalışırken, on binlerce insanımızın hayatına mal olan deprem felaketi ve her gün daha yoğun hissettiğimiz küresel ısınmanın etkileriyle bir kez daha sarsıldık. Bütün bunlar doğaya, çevreye karşı olan sorumluluklarımız gibi araştırma ve bilimin önemini bir kez daha hepimizi hatırlattı. Yaşadıklarımızdan geleceğimiz için çok sayıda ders çıkarttık.
Ama en büyük ders, her zaman olduğu gibi, çözümü bilimde aramak oldu. Bununla birlikte söz konusu ulusal ve küresel tehdit ve kaygılar, ülke çapında olduğu kadar uluslararası işbirliği ve dayanışmanın değerini bir kez daha gösterdi. Değerli konuklar, Cumhuriyetimizin kurulduğu 1923'te ülkemizde yalnızca 554 hekim, 69 eczacı, 4 hemşire, 560 sağlık memuru ve 136 ebe bulunmaktaydı. 1933 yılında başlatılan üniversite reformu ve dünyaca ünlü bilim insanlarının desteğiyle her branşta olduğu gibi tıp alanında da çağı yakalayan Cumhuriyetimiz dünya çapındaki başarılarının temellerini attı. Eczacıbaşı topluluğu da Cumhuriyetimizin hayallerine ve başarılarına katkıda bulunmak amacıyla yola çıktı. 30 yıl önce aramızdan ayrılan kurucumuz, bir başka deyişle hayal kurucumuz Doktor Necat Eczacıbaşı, 1942 yılında sağlık alanındaki girişimimizin temelini atarken 29 yaşındaydı. Cumhuriyetimiz ise henüz 19 yaşındaydı. Necat Bey, bilim, bilgi, araştırma ve geliştirmenin ışığında çağdaş bir Türkiye'nin hayalini kurdu. Bu hayali gerçekleştirme yolculuğunda 1959 yılında ülkemizdeki tıp ve eczacılık bilimlerinin gelişmesine ve araştırmalara destek olmak, başarılı çalışmaları ödüllendirmek ve teşvik etmek amacıyla Eczacıbaşı Tıp Ödülleri'ni oluşturdu. 65 yıla yakın süredir tıp ve eczacılık dünyamızın değerli bilim insanlarını ve gelecekte topluma büyük hizmetlerde bulunacağına inandığımız gençleri ödüllendirmeye çalışıyoruz. Cumhuriyet dönemi tıp ödülleri ile Ordinarius Profesör Doktor Hulusi Behçet, Doktor Refik Saydam, Ordinarius Profesör Doktor Tevfik Sağlam, Ordinarius Profesör Doktor Masar Osman Uzman ve Ordinarius Profesör Doktor Akil Muhtar Özden'i ödüllendirme onuruna eriştik. Cumhuriyetimizin kurucu ilkeleri ışığında tıp tarihimizde önemli yeri olan dünya ve istiklal savaşlarında da büyük hizmetleri bulunmuş bilim insanlarımızı bu vesileyle bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz. Bütün dünyada yaşamı durdurma noktasına getiren pandemi sırasında pek çok şey öğrendik. Salgınlara karşı hazır olmanın, aşılamanın ve kendi aşısını kendi üreten bir ülke olmanın, iyi yetişmiş ve deneyimli sağlık mesleği mensuplarımızın ve her türlü koşula hazırlıklı hastanelerimizin önemini çok daha iyi kavradık. Karşılaştığı güçlüklere rağmen iyimserliğini kaybetmeyen, tutkuyla çalışan, daha iyi bir dünyaya, daha sağlıklı bir yaşama inancımızı güçlendiren kurucumuz Doktor Necat Eczacıbaşı ve onun hayallerini, değerlerini paylaşmış kimi artık aramızda bulunmayan yol arkadaşlarını da minnetle hatırlıyoruz. 2023 Doktor Necat Eczacıbaşı Tıp Ödülleri'nin bilimsel değerlendirme sürecinde tam bir gönüllülük esasıyla gerçekleştirdikleri özverili çalışmaları ve toplam 87 başvuruyu inceleyerek ödül verilecek adayları belirledikleri için Profesör Doktor Turgay Dalkara başkanlığında Profesör Doktor Murat Akova, Profesör Doktor Şermin Genç, Profesör Doktor Ahmet Gül, Profesör Doktor Arzum Erdem Gürsan, Profesör Doktor Hakan Orer ve Profesör Doktor Lale Tokyozoğlu'ndan oluşan
Bilimsel Değerlendirme Kurulumuza en içten saygılarımı ve teşekkürlerimizi sunuyorum. Bugünkü ödüllerimizle birlikte toplam 181 bilimsel çalışmaya destek ödülleri kapsamında gerekli finansman sağlanırken 36 tıp bilim ödülü, 46 tıp teşvik ödülü ve 20 tıp öğrencileri proje ödülü verilmiş bulunuyor. Bu yıldan itibaren Bilimsel Değerlendirme Kurulumuz tarafından konusu belirlenecek özel bir araştırmaya da destek ödülü verme kararı aldık. Yeni kategorinin ilk ödülünü kişiselleştirilmiş tıp alanında vermekten ayrı bir mutluluk duyuyoruz. Ülkemizin geleceğini hiç kuşkusuz eğitim düzeyimiz ve bilimle yarattığımız değer belirleyecek. Doktor Necat Eczacıbaşı'nın dediği gibi, geleceği bugünden yaratan ana güç bilimsel araştırma tutkusu olacak. Bu inançla hepinize saygılar sunarken 2023 Doktor Necat Eczacıbaşı Tıp Ödülleri'ne aday olan ve ödül kazanan bugünün ve geleceğin tüm bilim insanlarını yürekten kutluyorum. Sayın Bülent Eczacıbaşı, çok teşekkür ediyoruz. Geleceği bugünden yaratan ana güç bilimsel araştırma tutkusudur diyen Doktor Necat Eczacıbaşı'nın başlattığı bu öncü girişim, bugün çok değerli bilim insanlarımızın özverili çalışmalarıyla devam ediyor. Profesör Doktor Turgay Dalkara başkanlığında, Profesör Doktor Murat Akova, Profesör Doktor Şermin Genç, Profesör Doktor Ahmet Gül, Profesör Doktor Arzum Erdem Gürsan, Profesör Doktor Hakan Orer, Profesör Doktor Lale Tokgözoğlu'ndan oluşan Bilimsel Değerlendirme Kurulumuza en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve konuşmasını yapmak üzere Doktor Necat Eczacıbaşı Tıp Ödülleri Bilimsel Değerlendirme Kurulu Başkanı Profesör Doktor Sayın Turgay Dalkara'yı sahneye davet ediyoruz. Sayın Bülent Eczacıbaşı, Eczacıbaşı ailesinin değerli mensupları, üniversitelerimizin değerli yöneticileri, sayın hocalarım, sayın konuklar, hepiniz bu güzel akşama hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi Mustafa Kemal ve arkadaşları muasır medeniyeti aşan bir cumhuriyeti kurmayı hedeflemişlerdi. Dolayısıyla 100 yıl önce gerçekleştirdikleri devrim, sadece bir yönetim şekli değişikliği değil, aynı zamanda bir ülkenin topyekün yeniden aydınlanma harekatıydı. Bu amaçlarını gerçekleştirmek için ise hakiki yol gösterici bilim olacaktı. Yüzyıllık başarılı bir mücadelenin sonunda Türkiye'de bugün her 10 gençten 3'ünün üniversite mezunu olduğunu görüyoruz. 150 bine yaklaşan doktoralı insanımız var. 208 yüksek öğretim kurumu ile kamu ve özel sektöre ait yüzlerce araştırma merkezi her yıl 50 bin dolayında bilimsel yayını uluslararası bilim dünyasına sunuyor. Yeni teknolojiler üretiyor. Ama Atatürk'ün 10. yıl nutkunda vurguladığı gibi yaptıklarımızı asla yeterli bulmuyoruz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak azmimiz değişmedi. Bugün bunun için en hakiki yolun bilim olduğu konusundaki inancımız daha da pekişti. Değerli konuklar, önümüzdeki yüzyılda bilime sunacağımız katkıları hayal ederken mütevazi davranamayacağımız 3 konu var. Gençlere olan güvenimiz, başarıya olan inançlarımız ve hedeflerimizin sınırları. Bunların üçünde de en az Mustafa Kemal ve arkadaşlarının 100 yıl önce olduğu kadar iddialı olmalıyız. Hayallerimize ulaşabilmek için üstün nitelikli araştırmacı sayısını en kısa sürede ve ciddi boyutlarda artırmalıyız. Araştırma kurumlarımızı
özgün ve çığır açıcı buluş ve düşüncelerin filizlendiği bilim yuvalarına dönüştürmek zorundayız. Böylelikle ülkemizi nitelikli bilim insanları için bir cazibe merkezi haline getirebilir, insanı, çevreyi ve doğayı merkezine alan bir bilim anlayışıyla diğer uluslara örnek olabiliriz. Rekabet yerine işbirliğini rehber edinerek bilimin amacının keşfettiklerini insanlığın yararına sunmak ve daha iyi bir gelecek yaratmak olduğunu dünyaya bir kez daha hatırlatabiliriz. Bu nedenle başarmak için gerekli insan ve doğan sevgisi, hoşgörü ve gelişime açık olmak, yaşadığımız coğrafyada binlerce yıl içinde olgunlaşan kültürümüzde zaten mevcuttur. Bu nedenle geçmişte yaşamaya özenen değil, geçmişten öğrendiklerini geleceğe güvenle bakan fikri hür, vicdanı hür yeni nesiller yaratmamız hiç de zor olmayacaktır. Değerli konuklar, bilimi geliştirmek kadar onu korumak da emek ve özen gerektiriyor. Tarih boyunca bilime ve sanata desteğin yüksek olduğu dönemlerde toplumların göz kamaştırıcı gelişler gösterdiğini biliyoruz. Ama yine biliyoruz ki bu dönemlerin kesintiye uğraması da bir o kadar sık ola gelmektedir. Bugün de bilim ülkemizde ve dünyada çeşitli tehditler altındadır. Sosyal medyada bilim dışıcılığının aşırı yaygınlaşması, çeşitli toplumsal kurumlarda bilimsel olmayanın bilim gibi sunulması buna örnektir. Bunun en acı örneklerini bu COVID nedeniyle yaşıyoruz. Dünya çapındaki büyük başarıya rağmen milyonlarca insanın hayatını kurtaran, 3 yıl gibi bir kısa sürede tekrar normal hayatımıza dönmeye olanak sağlayan aşılama maalesef sosyal medyada mevcut şu anda herkeste yeni ortaya çıkan hastalığın sebebi gibi gösteriliyor ve insanlar buna giderek artan bir şekilde inanıyorlar. Yapılan uluslararası araştırmalar bunun ana nedenlerinden birinin bilgiye dayalı bir eğitime önem verilirken bilimsel düşünce eğitiminin dikkate alınmaması olduğunu düşündürüyor. Bilimsel düşünce insanın doğal düşünce alışkanlıklarından önemli ayrılıklar gösterir. Bilim bize göre doğru olanı değil, evrensel doğruyu bilimsel yöntemlerle arar. Tarih boyunca defalarca tanıklık ettiğimiz gibi bilim insanları zamanın önünde olan ve bu nedenle yadırganan, bazen de tepki gören görüşleri büyük sıçramalara yol açmış ve uygarlığı gelecekten geleceğe bu düşünce ve buluşlarla taşımıştır. Dolayısıyla bilimsel düşünceyi öğretmeyi eğitim hayatının her seviyesinde müfredatın vazgeçilmez bir parçası yapmamız gereklidir. Değerli konuklar, bilim insanlarını başarılı kılan bilime tutkuyla bağlılıklarıdır. Yoğun bilimsel çalışmaları artık onlar için bir yaşam tarzı olmuştur. Bilim sevgisi onların her koşul altında bitmeyen bir coşkuyla gece gündüz çalışmalarını sağlayan ana güçtür. Bu akşam yılmayan çabalarıyla bilime ve topluma en üst düzeyde katkıları veya proje önerileriyle öne çıkan bilim insanlarımıza ve gelecekteki başarılarından kuşkumuz olmayan gençlerimize teşekkür etmek için bir araya geldik. Hepimizi gururlandıran başarıları için onları candan kutluyor ve Cumhuriyetimizin 100. yılında özellikle kadınların öne çıkan başarılarını Mustafa Kemal'in çağını aşan hayalini en güzel şekilde simgeleştirdiğini düşünüyorum. Bitirirken merhum Doktor Necat Eczacıbaşı'nın yıllar içinde pek çok değerli bilim insanımızı yüreklendiren ilerici vizyonu nedeniyle saygıyla anıyor. Ayrıca 100'e yakın başvuruyu büyük bir titizlikle değerlendiren Tıp Ödülleri Bilimsel Değerlendirme Kurulu üyeleri hocalarıma ve bilime ve sanata her zaman olduğu gibi
son dönemde de yeni bir projeye destek kategorisi oluşturulmasındaki koşulsuz destekleri için başta Sayın Bülent Eczacıbaşı olmak üzere Doktor Necat Eczacıbaşı Vakfı'na en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Saygılarımla. Sayın Dalkar'a çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer konuklar, ödül törenimizden önce Doktor Necat Eczacıbaşı Vakfı'nın değerli müzik bursiyerlerinden piyano sanatçısı İris Şentürker ve violonsel sanatçısı Nil Kocamangil, Gabriel Föhren'in Après un rêve Opus 7 ve Edward Algar'ın Sally d'Amour Opus 12 eserlerini bizler için seslendirecekler.
Değerli müzisyenlerimize bu keyifli dinleti için çok teşekkür ediyor ve ödül törenimize geçiyoruz. Kariyerine bir bilim insanı olarak başlayan Doktor Nejat Eczacıbaşı'na göre özlediğimiz ileri Türkiye'ye ancak bilim yoluyla ulaşabilirdik. 1959 yılında bu anlayışla başlayan bilime öncü destek, başarıya ödül geleneği kapsamında bugüne kadar 36 tıp bilim ödülü, 46 tıp teşvik ödülü, 20 tıp öğrencileri proje ödülü verilirken 181 çalışma bilimsel araştırma destek ödülleri kapsamında başarıyla tamamlandı. 2023 yılı itibariyle özel konulu bilimsel araştırma destek ödülü kategorisi oluşturuldu. İlk yılında bilimsel araştırma konusu olarak da kişiselleştirilmiş tıp seçildi. Ve ilk ödülümüz, tıp öğrencileri tarafından gerçekleştirilen başarılı bilimsel araştırma projelerinin yürütücülerine verilen tıp öğrencileri proje ödülü. 1998 yılında Samsun'da doğdu. 2016 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde lisans eğitimine başladı. 2018 yılında Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Çift Anadal Programı'na kabul edildi. Klinik öncesi eğitiminde tıbbi biyoloji, biyofizik, histoloji ve embriyoloji laboratuvarında gönüllü çalışmalara katılarak ilk araştırma deneyimlerini elde etti. 2022 yılında doktora öğretim üyesi Beste Turan'ın danışmanlığında bitirme tezini tamamladı ve uluslararası bir kongrede sundu. Lisans eğitimini 2023 yılında Tıp Fakültesi'nde onur öğrencisi, Mühendislik Fakültesi'nde yüksek onur öğrencisi olarak tamamladı. Araştırmalarını Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Programı, doktora öğrencisi olarak doktora öğretim üyesi Beste Turanlı'nın laboratuvarında sistem biyolojisi ve tıpta yapay zeka uygulamaları alanında sürdürüyor. Öncelikle ödülü vermek üzere Eczacıbaşı Topluluğu İnovasyon ve Girişimcilik Koordinatörü Sayın Nejat Emre Eczacıbaşı'nı sahneye davet ediyorum. Evet, 2023 Tıp Öğrencileri Proje Ödülü'nün sahibi Muhammed Fatih Kırcalı. Fotoğraf için lütfen ortada koşun. Genç bilim insanımızı kutluyor ve sözü kendisine veriyoruz. Buyurun. İyi akşamlar. Bundan 7 yıl önce Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne başladığımda bir bilim insanı, doktor niteliğiyle mezun olmak için aslında çok kararlıydım. Bunun için de 6 yıl boyunca laboratuvarlarda, çeşitli araştırmalarda gönüllü olarak çalıştım. Daha sonra biyomühendislik bölümünde ayrı bir hikayem oldu ve orayı da tamamladım 6 yıl içerisinde. Bu eğitim hayatım boyunca beni hep destekleyen aileme, anneme, babama çok teşekkür ederim. Aynı zamanda bu ödül almamı vesile olan proje danışmanım, mentorum, çok kıymetli hocam Beste Turan'dı. Huzurunuzda ona çok çok teşekkür ederim. Bu 6 yıl içerisinde aslında anladım ki bilim yapmanın asıl çekirdeğinde olan şey cesaret ve azimle çalışmakmış. Çünkü ikinci sınıfta laboratuvarda ilk defa gönüllü olarak çalışmak için girdiğimde o hiçbir şey bilmeyen, tekniklere hakim olmayan beni hatırlıyorum ve hocalarımın beni nasıl desteklediğini, ustalarımın bana sanatlarını nasıl öğrettiğini hatırlıyorum. Daha sonra biyomühendislik programına başladığımda da aynı şekilde çok çekinmiştim, başarabilir miyim, yapabilir miyim diye. Ama anladım ki bugün bu ödül sayesinde de cesaretle ve azimle çalıştıktan sonra bu ülkede bilim, bu ülkede sanat başarılabilir ve çok güzel işlere imza atılabilir. Bu ödül benim için doğru yolda olduğumun en güzel göstergesi ve ileriki çalışmalarım için müthiş bir motivasyon kaynağı oldu. Bu yüzden Nejat Eczacıbaşı Vakfı'na, Eczacıbaşı Topluluğu'na ve Eczacıbaşı ailesine, kıymetli Bilimsel Değerlendirme Kurulu'ndaki hocalarıma, ustalarıma da çok teşekkür ederim. Şükranlarımı sunarım. İyi akşamlar.
Sayın Muhammed Fatih Kırcalı'ya çok teşekkür ediyoruz. Tıp Öğrencileri Proje Ödülü'nün bir diğer kazananına ödülünü takdim etmek üzere yeniden Sayın Nejat Emre Eczacıbaşı'nı sahneye davet ediyorum. Saygıdeğer konuklar, Bilimsel Değerlendirme Kurulumuz bu yıl iki tıp öğrencimize bu ödülü verme kararı aldı. 2000 yılında Şanlıurfa'da doğdu. 2017 yılında Bezmi Alem Tıp Fakültesi'nde lisans eğitimine başladı. Tıp Fakültesi sürecinde araştırma alanları bilgisayar bazlı ilaç tasarımı ve nöro görüntüleme üzerine odaklandı. 2021 yılında Harvard Üniversitesi Nörovasküler Araştırma Enstitüsü'nde beyin hasarı depolarizasyonları ve bu fenomenin beynin fonksiyonel bağlantıları üzerine olan etkilerini çalıştı. Tıp Fakültesi eğitimine devam ederken, akademik araştırmalarının yanında BioAct adlı ilaç araştırma geliştirme şirketinin yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor. 2023 Tıp Öğrencileri Proje Ödülü'nün bir diğer sahibi Muhammed Miran Öncel. Herkese teşekkür ederim. İyi akşamlar hepinize. Teşekkür edeceğim çok insan var. O yüzden biraz sıkılabilirsiniz. Öncelikle bilim yaparken en büyük ilhamım anneme, canım anneme çok teşekkür ediyorum. Her zaman desteğin arkasında hissediyorum. Aile bireylerim, dayılarım, kardeşlerim, herkese çok teşekkürler. Tabii bunun yanında mentorlarım da es geçmemem gerekiyor. Bu projede ve diğer projelerde yanımda olan Dr. David Chung, çok değerli mentor hocam, Dr. Cenk Ayata, Dr. James Lai, Dr. Andrea Harriet, Dr. Brian Adlow. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bunun yanında çok değerli rektör hocam, ayrıca mentorum Reza Kazancıoğlu'na, bir diğer akıl hocam Muhammed Asifkan'a çok teşekkürlerimi iletiyorum. Şimdi aslında bilimsel kariyerimin çok başındayım. Çok fazla bir şey yaptım, söylenemez şu ana kadar ama konuşma istendiğinde aklıma söyleyebileceğim birkaç şey geliyor. Bunlardan bir tanesi bu sene yaşadığım bir olay. Onun hakkında biraz konuşmak istiyorum ve bilimsel kariyerimin için beni daha çok nasıl kırbaçladığını anlatmak istiyorum. Ben hanımefendinin anlattığı gibi geçen seneyi Harvard Üniversitesi'ne geçirdim. Bir sene bir nörovasküler araştırma laboratuvarında bilim yapma fırsatı buldum. Burada ana projem beyin ağları ve Turgay Hocam'ın da çalıştığı beyin hasar depolarizasyonlarının bu ağlara etkisine bakmıştım aslında. Yan bir proje olarak beyindeki vasküler yapının bozulduğu bir hastalık olan ACTA2 dediğimiz bir hastalığa da CRISPR-Cas9'da tedavi bulmaya çalışıyorduk. Tabii benim buradaki bu projedeki payım çok düşüktü. Benim burada anlatmak istediğim hikaye yine bu toplantılardan, bilimsel toplantılardan bir tanesine gerçekleşti. O toplantılardan bir tanesine küçük bir kızla katılmıştı. Normalde aslında ilginç bir durum, küçük çocukları almıyorlardı toplantılara ama çocuk da katılmıştı. Diğerlerimiz bu projemiz hakkında konuşmaya başlamıştık. Kızın annesi konuşmaya başladı ve kızın aslında ACTA2 hastalığı bir hasta olduğunu anlattı. Geçtiği zor dönemlerden bahsetti, inme geçirdiğinden bahsetti ve çok sıkıntılı dönemleri atlattığını ve çaresiz olduğunu söyledi. Çünkü çaresi olmayan bir hastalık. Ve konuşmayı asıl kahramanlar sizlersiniz diye bir demeç vererek ve ağlayarak kapatmıştı. Yani şu anda herhalde hayatımda en mutlu olduğum gün o gündü yani. Cidden benim yapabileceğim bir şey, elimin değebileceği bir şey, %0.01 katkım olsa bile bir çocuğun hayatına dokunabileceğimi düşünmek beni haftalarca mutlu etti. Bir laboratuvarda beni çalışmamı ileri attı. Bu yüzden genç veya fakültesine yeni başlayan arkadaşlara tavsiyem böyle mutlulukları aramak, bunlarla mutlu olmaya çalışmak.
bilimin ve bilmenin getirdiği mutluluğu keşfetmeye çalışmak. Konuşmayı ve şeyi sahneyi şeyle terk edeceğim. Çok sevdiğim bir söz. Aslında Mevlana'nın bir sözü. Söz şu şekilde. Evet. Yol yüründükçe görünür. İngilizcesi de çok güzel aslında. Kulağa çok güzel geliyor. As you walk on the way appears diye. Önemli olan yol yürümek, korkmadan yürümek. Gerisinin geleceğine inanıyorum. Herkese çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sayın Miran Öncel'e ve Sayın Nejat Emre Eczacıbaşı'na çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer konuklar, Cumhuriyetimizin 100. yılında Eczacıbaşı topluluğu bilimsel araştırmalara verdiği desteklere, özel konulu bilimsel araştırma destek ödülü kategorisiyle bir yenisini ekledi. 2023 yılı itibariyle oluşturulan yeni kategorinin ilk yılında bilimsel araştırma konusu olarak da kişiselleştirilmiş tıp seçildi. Lisans derecesini İstanbul Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde 2005 yılında tamamladı. Yüksek lisans ve doktora eğitimini Sabancı Üniversitesi Biyolojik Bilimler ve Biyomühendislik Bölümünde 2007 ve 2012 yıllarında tamamladı. Doktora sonrası araştırmalarını Hollanda Kanser Enstitüsü'nde Ruven Agami'nin laboratuvarlarında gerçekleştirdi. 2020 yılında Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne öğretim üyesi olarak atandı. 2021 yılında Bilim Akademisi TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı ödüllerine layık görüldü. Kişiselleştirilmiş tıp konulu bilimsel araştırma destek ödülünü sunmak üzere Eczacıbaşı İlaç, Sinayi ve Finansal Yatırımlar CEO'su Sayın Emin Fadıllıoğlu'nu sahneye davet ediyorum. ...2023 kişiselleştirilmiş tıp konulu bilimsel araştırma destek ödülünün kazananı Doktor Gözde Korkmaz. Herkese merhaba, iyi akşamlar. Bilimin ve bilimin sonuçlarının toplumun her kesimine ve her bireye ulaşması gerekmektedir. Bu bağlamda düşündüğümüzde her bir bireyin mutlulukları, hayata bakışı farklıdır. Ve kanser gibi genetik bir hastalığı da düşündüğünüzde, hayatın bu bireye özgülüğünü düşündüğünüzde, bir genetik hastalığın da tedavi edilmesinin kişiye özgü olmasını düşünmek kadar normal bir durum yoktur. Mesela meme kanserini düşündüğümüzde tıpta ve diğer bilim alanlarındaki gelişmeler de aslında tedavi edilebilir olarak görüyoruz. Ama aslında öyle mi? Her bir bireye biz meme kanseri geçirmiş bir bireye bir tedavi sunabiliyor muyuz? Bu noktada kişiselleştirilmiş tıp başlığını açan Doktor Nejat Eczacıbaşı Vakfı'na ve Eczacıbaşı Holding'e, bu ödüle beni layık gören değerlendirme kurulundaki hocalarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Kaliteli bilimin yapılması ve bilimin ileriye gitmesi için gerekli ortamı bizlere sunan Koç Üniversitesi'nde çalışmaktan çok büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Bu ortamı bizlere sağlayan, geçmişten günümüze, en alt kademeden en üst kademeye herkese teşekkür etmek istiyorum. Bunun yanı sıra akademik hayatın sorunlarının yanı sıra bir birey olarak da kapısını her çaldığımızda bize her zaman desteğini esirgemeden bizi dinleyen, sorunlarımıza bir çözüm üretmeye çalışan Tıp Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Şükrü Dilege ve ekibine teşekkür etmek istiyorum. Bunun dışında tabii ki buraya gelirken bu akademik yolda bana desteğini ve bilgilerini paylaşan tüm
Hocalarıma teşekkür etmek istiyorum. Bunun yanı sıra tabii ki biz projeleri getiriyoruz, projeleri üretiyoruz ama bu projeleri sonuçlandıran aslında bizim öğrencilerimiz. Hepsine tek tek teşekkür etmek istiyorum. Onlar olmasaydı, onların fedakarlıkları olmasaydı bizim ürettiğimiz projelerde bir sonuca varmayacaktı. Bunun yanı sıra tabii ki hayatıma dokunan tüm dostlarıma, bir kısmı bugün buradalar, bu akşam benimleler, onlara da teşekkür etmek istiyorum. En son olarak da akademik hayat engebelerle dolu. Bu engebeleri de aileniz, anneniz, babanız olmadan aşmanız ne yazık ki mümkün değil. Anneme ve babama çok teşekkür etmek istiyorum. Ne yazık ki annem yurda döndüğümü göremedi ama eminim ki bu akşam o da bizlerle burada ve kendisine çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler hepinize ve iyi akşamlar. Sayın Korkmaz çok teşekkür ederiz. Sayın Emin Padaloğlu çok teşekkür ederiz dedi. Şimdi sırada 2023 Bilimsel Araştırma Destek Ödülü kazananları var. 2002 yılında Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünden mezun oldu. 2008 yılında Tufts Üniversitesi Biyomedikal Bilimler Enstitüsü'nde nörobilim alanında doktorasını tamamladı. Daha sonra Harvard Tıp Fakültesi'nde tümörlere özgü tedaviler geliştirmek üzere doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. 2012 yılında Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde doktor öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. Beyin Kanser Terapi ve Araştırma Laboratuvarını kurdu. 2014 yılında doçent unvanını aldı. 2022 yılından bu yana tıbbi biyoloji ana bilim dalında profesör olarak görev yapıyor. Çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası birçok ödüle layık görüldü. Ödülü takdim etmek üzere Eczacıbaşı Topluluğu CEO'su Sayın Atalay Gümrah'ı sahneye davet ediyoruz. Bilimsel Araştırma Destek Ödülü'nün kazananı Sayın Profesör Doktor Tuğba Bağcı Önder. Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde burada olmaktan çok mutluyum. Öncelikle bu gururu bana yaşattıkları, projemizi ödüle layık gördükleri için Eczacıbaşı Topluluğu'na ve Bilimsel Değerlendirme Kurulu'nun sayın hocalarına çok teşekkür ederim. Fikri hür, vicdanı hür bir şekilde bu topraklarda var olmamızı ve iyi bir şekilde bir kadın olarak bilim yapmamızı sağladığı için Ulu Önder Atatürk'ü de minnetle anıyorum. Kendisi her zaman için hep ilham aldığımız rol modelimiz. Benim aldığım bir proje ödülü. Ve bu projede biz radyasyon cevabını moleküler mekanizmalarını incelemek istiyoruz. Hastaların %60'ından fazlası radyoterapi görüyor. Ancak her zaman bildiğimiz gibi kanser hastalarında radyoterapi veya kemoterapi kombinasyonu başarıya ulaşamayabiliyor. Tümör hücreleri çok akıllı hücreler. Verdiğiniz tedaviye başta cevap verseler de zaman içerisinde kendi genetik ve epigenetik yapılarını değiştirip buna adaptasyon kapasitesi geliştirebiliyor. Dolayısıyla nüks kaçınılmaz olabiliyor. Yeni nesil teknolojilerle bu mekanizmaların araştırılması çok önemli. TBO Lab adıyla da bilinen yaklaşık 15 kişilik ekibimle biz uzun süredir bunun üzerine çalışıyoruz. Hücreleri tabaklarda çalışıyoruz, modelliyoruz, hayvan modellerinde çalışıyoruz ve yeni tedavi yaklaşımları ve kombinasyonel tedavilerin oluşması için çabalıyoruz. Tam biz bunları yaparken, yaklaşık 3 sene önce her şey yolunda giderken
Hepimizin bildiği gibi gezegenimizi derinden sarsan pandeminin kendisiyle tanıştık. Ve bunun tam akabinde ben kendimi radyoterapi yatağında yatan bir kanser hastası olarak buldum. Aslına bakarsanız artık hem bir bilim insanıydım hem de laboratuvar ortamında çalıştığım ilaçları intravenöz olarak kendime enjekte edilmesini izleyen bir hastaydım. Belki o güne dek çok da anlamını idrak edemediğimiz bu bilimsel çalışmaların, daha doğrusu yeterince idrak edemediğimiz bu bilimsel çalışmaların translasyonel yönünü, hastaya dokunuşunu, hastalarda nasıl bu ilaçların etkili olduğunu veya olabileceğini, nelerin önünün açık olduğunu daha iyi idrak etmemizi sağlayan bir kriz süreci yaşadık. Bu kriz sürecini biz fırsata çevirmeye çalıştık bütün ekibimle. Hep çalıştık, daha çok öğrendik, daha çok okuduk, tartıştık. Bu krizi aslında bir eğitime dönüştürdük diyebilirim. Sonunda bilimin ışığında keşfedilmiş, kişiselleştirilmiş ilaçlar, hedefe yönelik ilaçlar sayesinde aranızdayım. Ve bunu hep birlikte kutladık ekibimle. Bu süreçte çok azimle çalışan ve sevgileriyle beni çevreleyen tüm TBO Lab ailesine buradan gerçekten çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimle gurur duyuyorum. Ben her zaman bilim iyileştirir derdim. Sanırım tam olarak da yaşadığımız bu. Ayrıca Tıp Fakültesi, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin değerli hekimlerine, meslektaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Bu ödül gerçekten çok önemli. Bu vesileyle teşekkür etmek istediğim elbette çok insan var. İzninizle birkaç kişiye de daha teşekkür etmek istiyorum. Her şeyden önce her zaman yanımda olan, iyiyle, doğruyla ve dürüstlükle yolumu çizen, her zaman için bunu vurgulayan değerli annem ve babam, Profesör Doktor Gülseren ve Profesör Doktor Hüseyin Bağcı'ya çok teşekkür ederim. Evimizin yemek masasında mikroskop olurdu bizim. Belki istemeyerek de olsa bilimin tohumlarını atmışlardır o zaman, bilemiyorum. Ama kendilerinin çok gururlu olduğunu görebiliyorum. Çok teşekkürler. Kardeşim ve ailesi, anneannem, kocaman bir aile olmamızı ve güzel bir hayat yaşamamızı vesile olduğu için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Değerli eşim, meslektaşım, yoldaşım, kötü gün dostum, sevgili eşim Tamer'e çok çok teşekkür ediyorum. Ve elbette hayatımıza yol açan, ışık saçan küçük oğlum Mete'ye çok çok teşekkür etmek istiyorum. Son olarak gerçekten ülkemizde zor koşullarda pek çok engel bile olsa bize dünya standartlarında bilimsel araştırma yapma fırsatı sunduğu için Koç Üniversitesi'ne, Koç Üniversitesi'nin tüm ekibine teşekkür ediyorum. Bir önceki dönem rektörümüz Profesör Umran İnan, şu anki rektörümüz Profesör Metin Sitti. Bizi Boston'dan kapıp getiren kurucu dekanımız Şevket Hocam, Profesör Şevket Ruacan. Şu anda Gözde Hocam'ın da söylediği gibi bizi sürekli dinleyen ve sürekli çözümlerle gelen Profesör Doktor Şükrü Dilege. Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Araştırma Merkezi ve Direktörü Profesör Mehmet Kaya. Hepinize çok teşekkürler, iyi ki varsınız. Son söylemek istediğim, bizim gençlere ihtiyacımız var. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl gençler yetişiyor, yetiştiriyoruz ve bununla gurur duyuyoruz. Fakat son zamanlarda beyin göçü problemi yaşıyoruz ve her gün uçakla bir gencimizi daha uğurladığımızı görüyoruz. Elbette gidenler olacak, ancak bilimsel atılım için, daha da ilerleyebilmek için bu gençleri burada tutmanın ya da buraya geri döndürmenin yollarının aranması ve onların hayatlarının belki biraz daha kalitesinin artılmasına ihtiyaç var. Bu vesileyle Eczacıbaşı topluluğuna bu görünürlüğü sağladığı için tekrar çok teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim. Profesör Doktor Tuğba Bağcı Önder, çok teşekkür ederiz. Sayın Atalay Gümrah, çok teşekkür ederiz. Sırada 2023 Tıp Teşvik Ödülü var. Bilimsel Değerlendirme Kurulu bu yıl iki tıp teşvik ödülü verilmesi konusunda görüş birliğine vardı. Lisans ve yüksek lisans derecelerini ODTÜ ve Koç Üniversitesi, doktora çalışmalarını ise Kaliforniya Üniversitesi ve Berkeley'de 36 ay gibi kısa bir sürede tamamladı.
2011 ile 2014 yılları arasındaysa Harvard Tıp Fakültesi ve Harvard MIT Sağlık Bilimleri ve Teknolojisi Programı'nda doktora sonrası çalışmalarını yürüttü. Ardından 2014'te Connecticut Üniversitesi'nde kendi laboratuvarını kurarak göreve başladı. 2019 Eylül ayında Avrupa Araştırma Konseyi, Marie Curie Individual Fellowship ve TÜBİTAK 2232 Uluslararası Lider Araştırmacılar kapsamında Türkiye'ye döndü ve Koç Üniversitesi'nde iki temel konu üzerine çalışan laboratuvarını kurdu. Ayrıca iScience, Scientific Reports, International Journal of Bioprinting and Bioprinting gibi alanının önemli dergilerinde editoryal kurul üyeliği yapan bilim insanı, geçtiğimiz senelerde birçok ödüle layık görüldü. Kazanan bilim insanımıza ödülünü takdim etmek üzere Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Faruk Eczacıbaşı'nı sahneye davet ediyorum. Teşvik Ödülü kazananı Doçent Doktor Savaş Taşoğlu. Tebrikler. İyi akşamlar herkese. Bu kadar aydın ve bilime değer veren insanlarla birlikte olmak çok ferahlatıcı. Öncelikle onu söylemek isterim. Bugün bizleri ağırladıkları için Eczacıbaşı ailesine, Bülent Eczacıbaşı'na, Faruk Eczacıbaşı'na, Vakfa çok teşekkür ederim. Bu ödül mekanizmasını yarattıkları için, bizlere değer verdikleri için çok teşekkür ederim. Aynı zamanda değerlendirme kurulu üyelerine, ben tıpın biraz dışından mühendislik background'da olmama rağmen fakat tıpta kullanılan teknolojilerde çok efor sarf ettiğim için bana bu ödülü layık gördükleri için çok teşekkür ederim. Tabii bizim geliştirdiğimiz teknolojiler aslında laboratuvarımın geliştirdiği teknolojiler genel anlamda manyetik levitasyon, mikro akışkanlar gibi prensipleri kullanarak hücreleri ayrıştırmak üzerine ve bunun birçok tıpta uygulaması var. Bu uygulamalar hastalara ulaşmakta. Bir tane örnek vermek gerekirse mesela Akdeniz anemisi tanısı ve monitör edilmesi üzerine geliştirdiğimiz teknoloji onlarca makale, iki tane patenti aldıktan sonra bir ürüne dönüştü. FDA onayı aldı. Amerika'da firmalar bunu lisansladı ve şu anda aktif bir şekilde satılmakta. Ve biz aslında bu çalışmaları yaparken en büyük motivasyonumuz, özellikle de mühendislik prensiplerini dahil ederken, bunların gerçekten hastalara ulaşabilmesi. Dolayısıyla bu tarz ödüller de bizleri aslında kamçılıyor. O açıdan bu ödülü hem mentorlarım hem öğrencilerim adına alıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Son olarak da aileme çok teşekkür ediyorum. Beni her zaman destekledikleri için. Teşekkürler tekrardan. İyi akşamlar. Doçent Doktor Savaş Taşoğlu teşekkür ederiz. Sayın Faruk Eczacıbaşı çok teşekkür ederiz. Şimdi sırada diğer tıp teşvik ödülü kazananında. Tıp eğitimini ve nörobilim doktorasını Hacettepe Üniversitesi'nde tıp bilim doktoru bütünleşik programının ilk mezunlarından birisi olarak tamamladı. Ardından 2013 yılında nöroloji ihtisasını aynı üniversitede tamamladı ve 2015 yılına kadar Adıyaman'ın Besne İlçe Devlet Hastanesi'nde görev aldı. Daha sonra multiple skleroz ve nöroimmünolojiye olan özel ilgisi nedeniyle bilimsel çalışmalarına Ludwig Maximilian Üniversitesi Klinik Nöroimmünoloji Enstitüsü'nde devam etti. Binlerce hastaya tanı konulmasına önemli katkıda bulunan MOG ve nörofasin antikor testlerini ülkemize kazandırdı. 2018 yılından itibaren Koç Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak hizmet veren bilim insanı, aynı zamanda Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Araştırma Merkezi'nde Klinik Nöroimmünoloji ve Hareket Analizi Laboratuvarlarının araştırma grup lideri olarak çalışıyor.
2023 Doktor Nejat Eczacıbaşı Tıp Teşvik Ödülünü kazanan diğer bilim insanımıza ödülünü vermek üzere Bilimsel Değerlendirme Kurulu Başkanı Sayın Turgay Dalkara'yı sahneye davet ediyorum. Ve kazanan Doçent Doktor Atay Vural. İyi akşamlar herkese. Öncelikle beni bu çok anlamlı ödüle layık gördükleri için Doktor Nejat Eczacıbaşı Vakfı'na ve seçici kurul üyelerine çok teşekkür ederim. Törenin başlangıcında 60 yıla yakın bu geçmiş dönemde kimlerin bu ödülü aldığını bir kez daha gördük, hatırladık. Gerçekten çok anlamlı bir ödül. Teşekkür ediyorum. Ben bu ödülü bir klinisyen araştırmacı olarak aldım. Yani hem hekimlik yapıyorum hem de aynı zamanda klinikte karşılaştığım sorunlara, laboratuvarda öğrencilerimle, ekibimle birlikte çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bu çabalarımızın böylesine anlamlı bir ödülle görülmesi hem beni hem ekibimi, arkadaşlarımı motive ediyor, motivasyonumuzu artırıyor. Bu vesileyle ekip arkadaşlarıma da buradan selam yollamak istiyorum. Bu ödülü alma sebebim... Kısaca bahsedildi, MS gibi, MOG antikor hastalığı gibi otoimmün nörolojik hastalıklar ve genetik ataksiler, yani denge bozukluğu ile ilişkili hastalıklar alanında yaptığımız çalışmalar. Bu çalışmalar sayesinde pek çok hastamızın tanı almasına katkıda bulunduk. Bu çalışmaları tek başımıza gerçekleştirmedik. Pek çok meslektaşımızın katkılarıyla ve belki daha önemlisi hastalarımızın aktif katkılarıyla bu çalışmaları gerçekleştirebildik. Bu yüzden onlara da çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bilimsel çalışmalara katılmaya devam etsinler. Hep birlikte hastalıklara elimizden geldiğince çözüm üretelim. Bilim insanı olmak demek, hayat boyu aslında öğrenci olmak, eğitime devam etmek demek. Bu en baştan en sona kadar böyle. Bu sürecin bütün basamaklarının ben çok önemli olduğunu ve bir bütün oluşturduğunu düşünüyorum. Tıpkı bir fabrika montaj hattının aşamaları gibi. O yüzden ben bu aşamada en baştan başlayarak pek çok üzerimde emeği olan kişiye de biraz onların emeklerini de hem vurgulamak hem onore etmek için teşekkür etmek istiyorum izninizle. İlk teşekkürümü ilk öğretmenim olan anneme tabii ki yapmak isterim. Kendisi bir ev öğretmeni. Ben de pek çok şeyin yanı sıra özellikle çalışmayı, dirençli olmayı, sabrı ondan öğrendim. Çok teşekkür ederim. Babama da teşekkür etmek isterim. O hep oğlum sen kendi işine bak der. İşime odaklanmayı ondan öğrendim. Ablama her zaman sevgisini, desteğini esirgemediği için çok teşekkür ediyorum. Denizliliyim. Orada Hürriyet İlkokulu'ndaki öğretmenim Ayten Süzgün'e de teşekkür etmek istiyorum. Temel eğitimin önemini yadsıyamayız. Kendisinden pek çok şey öğrendim. Sağlıklı bir rekabet anlayışını, birlikte gelişmeyi ondan gördüm, öğrendim. 90'lı yıllarda Denizli Anadolu Lisesi'nde çok kıymetli öğretmenlerimiz vardı. İyi bir okuldu. Ben orada yetiştim. Oradaki öğretmenlerime de selam yollamak isterim. Tabii Hacettepe Üniversitesi'nin üzerimde çok büyük bir etkisi, bana çok katkısı var. Orada hemen her alanda istisnasız çok kıymetli, çok değerli hocalardan tıp alanında çok önemli şeyler öğrendim. Ama bir özel teşekkürü, buradan ödülü de almak nasip oldu. 20 yıl önce MD-PhD programını, yani tıp ve bilim doktoru bütünleşik programını kuran değerli hocalarım Profesör Doktor Turgay Dalkara ve Profesör Doktor İskender Sayek. Onlara etmek istiyorum. Çünkü bu program bizlere bireysel çabanın ötesinde bilimi öğrenebileceğimiz, bilim eğitimi alabileceğimiz bir kurum, bir yapı sundu. Bunun çok önemli olduğunu, kilit bir öneme sahip olduğunu düşünüyorum. Çünkü
Çünkü o zamanlar bilim yapmak isteyen, hevesli olan ama nasıl bunu yapacağımızı bilmeyen, nasıl bir eğitim alabileceğimizi bilmeyen insanlardık. Bu program sayesinde bu yola çok erken bir yaşta girme fırsatımız oldu ve bugün muhtemelen bu noktaya ulaşmadaki en kritik noktalardan biriydi. Hem Turgay Hocama hem ilk doktor öğrencisi olmaktan gurur duyduğum Sayın Profesör Doktor Yasemin Gürsoy Özdemir'e buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Programı girdikten 15 yıl sonra 2018 yılında kendi araştırma grubumu Koç Üniversitesi'nde kurabildim. Ve şimdi kendi öğrencilerimi, geleceğin bilim insanlarını yetiştiriyorum. Umuyorum onlar da gelecekte buralarda olacaklar ve yeni bilim insanları yetiştirecekler. Bir teşekkür de ben de önceki arkadaşlarım gibi kurumuma etmek istiyorum. Çünkü bilim bireysel yapılabilen bir şey değil. Güçlü kurumların, vizyoner yöneticilerin olması olmazsa olmaz. Onlarsız yapılması mümkün değil bana göre. Bu yüzden hem geçmişteki hem mevcut rektörümüze, dekanlarımıza, dekan yardımcılarımıza, enstitü müdürlerimize ben de özellikle teşekkürlerimi, şükranlarımı iletmek istiyorum. Son olarak sözlerimi bitirirken genç arkadaşlarımıza pardon heyecanım mazur görün az daha çok önemli bir teşekkür unutacaktım. Tabii ki çok özel bir teşekkürü aileme, çekirdek aileme, sevgili eşime, Seçil'e yapmak istiyorum. Evde büyük sorun yaşayacaktık. Şaka bir yana. Biz bu yolda, o da bir hekim ve bilim insanı ve o da çok aktif çalışan bir insan. Biz bu yolda onunla beraber el ele, kol kola, birbirimize destek olarak yürüyoruz. Ve bu yolun da keyfi açıkçası birlikte çıkıyor. Çok teşekkür ediyorum eşime. Ve tabii böyle bir yoğun evde yaşamak kolay değil. Bu yüzden en büyük teşekkür de hiç kuşkusuz mutluluk kaynağımız biricik kızım Neva'ya etmek istiyorum. Son olarak bilim yoluna girmiş, bu yolda ilerleyen genç arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Fark ettiğiniz gibi bu yol zorlu bir yol, uzun bir yol. Zaman zaman yılabilirsiniz, enerjinizin ya da yaptıklarınızın, çabalarınızın boşa gittiğini hissedebilirsiniz. Vazgeçmek isteyebilirsiniz veya rotanız değişebilir, farklı yollara kayabilir. Ama vazgeçmeyin, bu yol uzun bir yol. Sebat ettiğiniz takdirde, bu yolda ilerlediğiniz takdirde eninde sonunda başaracaksınız. Teşekkür ediyorum. Sayın Mural çok teşekkür ederiz. Sıradaki ödülümüz, bilime evrensel düzeyde katkıda bulunan bilim insanlarına verilen Tıp Bilim Ödülü. Ödülü takdim etmeden önce 2023 Doktor Nejat Eczacıbaşı Tıp Bilim Ödülünü kazanan bilim insanını ve çalışmalarını yakından tanıyacağımız kısa bir videomuz var. Buyurun birlikte izleyelim. Doğma büyüme Ankaralıyım. Annem Cumhuriyet'in 10. yılında doğmuş. Kızının mutlaka üniversiteye gitmesini istiyor. Pozitif bilimin çekiciliğini sanıyorum bana ilk hissettiren babamdı. Tıp fakültesinde okurken çocuk sağlığı ve hastalıkları bilim dalının genişliği, çocukların sadeliği hoşuma gitti. Hacettepe Tıp Fakültesini bitirdikten sonra pediatri eğitimimde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladım. Eşimle birlikte TÜBİTAK bursuyla Stanford Üniversitesi'ne gittik ve orada öğrendiklerimi bütün akademik hayatımda kullandım. Romatolojik hastalıklar vücudun kendine gereksiz reaksiyonuyla ortaya çıkan hastalıklar. Ben Türkiye'de özellikle çok olanları çalışmakla başladım. Bu deneyim sayesinde de damar romatizması ile ilgili bir takım tanımlama, sınıflama kriterleri geliştirilmesini ben öncülük ettiğim için de bunlar Ankara kriterleri adı altında yayınlandı. Bu konuda çıkan her yazıda Ankara kriterleri olarak atıf alıyor. Tıp fakültesi öğrencilik yıllarımda hiçbir tıp fakültesi müfredatında ailevi Akdeniz ateşi yoktu. Bu hastalık konusundaki farkındalığı arttırdık.
Çok çalışmalar yaptık, hala da yapıyorum. TÜBİTAK destekli veya yurt dışı ile bağlantılı araştırmada yer aldım, öncülük ettim. Şimdi bütün iyi üniversitelerin müfredatında mutlaka Alevi Akdeniz Ateşi var. Ben bütün yaptıklarımı Türkiye'de ürettim. Gerçekten gurur duyuyorum bu ödülü aldığım için ve müteşekkirim beni layık gördükleri için. Ayrıca Cumhuriyet'in 100. yılında almış olmak da ayrı bir gurur. Ödülü takdim etmek üzere Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bülent Eczacıbaşı'nı ve 2023 Doktor Nejat Eczacıbaşı Tıp Bilim Ödülü sahibi Profesör Doktor Seza Özen'i sahneye davet ediyorum. Sayın Seza Özen'i dinliyoruz. Sayın Bülent Eczacıbaşı, Eczacıbaşı ailesinin değerli üyeleri, rektörler, dekanlar, değerli hocalarım, değerli davetliler. Doktor Nejat Eczacıbaşı Vakfı'na ve Tıp Bilim Ödülü'ne beni layık gören jüri üyelerine çok teşekkür ediyorum. Bu ödülü Cumhuriyet'in 100. yılında bir bilim kadını olarak almanın gururunu taşıyorum. Ben çok iyi biliyorum ki burada olmamı Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerine, vizyonuna ve kadınlara açtığı yola borçluyum. Ben Atatürk'ün çağdaş vizyonuna layık bir bilim kadını olmaya çalıştım. Bu yolda biliyordum ki bilim insanı olmak öncelikle sorgulamak ve biat etmemektir. Bilim insanı olmak genç meslektaşlarının önünü açmak, onlara hem bilim alanında hem de sorumlu dünya vatandaşlığı konularında mentörlük yapmaktır. Bu prensipler bana ışık tuttu. Ben neredeyse tüm bilimsel çalışmalarımı Türkiye'de yaptım. Bu ödüle 2 sene önce layık görülen Doktor Akdiş konuşmasında Türkiye'de bilim yapmanın yurt dışına kıyasla birçok düzeyde çok daha zor olduğuna değinmişti konuşmasında. Gerçekten yurt dışında sorun olmayan pek çok bilimsel ve bilim ile ilgisi olmayan konulardan kaynaklanan sorunları akademik çalışmalarımızda yaşıyoruz. Ancak tüm bu engellemelere rağmen akademik çalışmalarımla gençlere ve özellikle kadın bilim insanlarına iyi bir rol modeli olabildiğimi umuyorum. Öte yandan akademide son senelerde en büyük kanayan yaramız beyin göçü. Bu gençleri burada çalışmayı reddederek gittikleri için eleştirmek yerine Türkiye'de bilimsel çalışmalara ayrılan önemin, kadroların ve bütçenin tatmin edici olması için çalışılması gerektiğine inanıyorum. Örneğin Türkiye'de araştırma geliştirmeye ayrılan kaynaklara bakıldığında Avrupa ülkeleri bizim de ayrılan bütçenin 3, Güney Kore 4 katını ayırmaktadır. Bu noktada bilimin gelişmesi için kamu kaynaklarının yanında özel sektörün de daha da fazla katkı vermesi gerektiğini diliyorum, düşünüyorum. Teşekkürlerimi bu güzel töreni gerçekleştiren organizasyon ekibine teşekkürle başlamak istiyorum. Ve bir akademisyen olma yolunda benimle birlikte yürüyen ve daima destekleyen eşim Doktor Haluk Özen'e, kendilerinden çok zaman çaldığım halde beni suçlamayan yaşamımın rengi Can ve Aslı'ya, bize yeni mutluluklar getiren Pınar, Barış, Doğa ve Ege'ye, bana rol modeli olan annem babam Doktor İlhan İmamoğlu ve Ayten İmamoğlu'na ve can arkadaşım kardeşime yaşamıma kattıkları için şükran borçluyum.
Tabii beni tıp alanında yetiştiren başta Doktor Ümit Saatçi, Doktor Ayşin Bakkaloğlu olmak üzere tıp fakültesi hocalarıma devam eden genç öğrencilerime teşekkürle bitirmek istiyorum. Teşekkür ederim. Profesör Doktor Seza Özen'i kutluyor ve kendisine çok teşekkür ediyoruz. Evet, gecenin son ödülüne geldi sıra. Geleneksel tıp ödüllerinden ayrı olarak Bilimsel Değerlendirme Kurulu tarafından doğrudan yapılan değerlendirmelerle Türk hekimlerinin dünya tıp çevrelerinde elde ettikleri başarıları nedeniyle verilen Doktor Nejat Eczacıbaşı Tıp Onur Ödülünü takdim etmeden önce bu değerli bilim insanımızı ve çalışmalarını daha yakından tanıyacağımız kısa bir videomuz var. Lütfen izleyelim. Ben 1934 yılında Niğde'nin Bor ilçesinde doğdum. Atatürk devrine, Cumhuriyeti başlamıştı. Adana Kız Lisesi'nde yatılı okuma şansını elde ettim. Cumhuriyet'in yarattığı fırsatlardan faydalanarak Ankara Tıp Fakültesi'ne kadar eğitim sürecimi uzattım ve orada hekim oldum. Yurt dışında bebeklerin yakalandığı hastalıklar konusunda eğitim alarak tamamladım. Fenilketonuri hastalığı yeni doğan döneminde kanda biriken fenilalanin dediğimiz bir aminoasit metabolize olamadığı için çocuğun beyin gelişmesini önleyerek ileri derecede mental ve motor geri olmalarına neden oluyor. Hayatın ilk günlerinde bu çocukları topuktan alınan bir damla kanın incelenmesiyle tanımlarsanız ve uygun diyet tedavisini alırsanız o çocuk akranlarından farksız bir gelişme gösteriyor. Fenilketonürlü Çocukları Tarama ve Koruma Derneği adında bir dernek kurduk. Sağlık Bakanlığı'nın ülke çapında organizasyonu ile taramayı başlatmış bulunduk. 2007 yılından beri mutluyum ki bu tarama temel ana çocuk sağlığı hizmetleri arasına alındı. Yeni doğan tarama programı bugün devam ediyor. Vakfı kurarak güvencesi olmayan çocuklara tedavi olanağını sağladık. Cumhuriyet'in 100. yılında Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı minnetle ve teşekkür anıyorum. Esasında bütün yaşamım boyuncaki çalışmalarıma bu minnetle çok etkilenmiştir. Tarihimizin unutulmaz bilim insanlarına verilen Tıp Onur Ödülünü takdim etmek üzere tekrar Sayın Bülent Eczacıbaşı'nı ve 2023 Doktor Nejat Eczacıbaşı Tıp Onur Ödülü sahibi Profesör Doktor İmran Özalp'ı sahneye davet ediyorum. Değerli konuklar, yaptığımız çalışmalar ve ürettiğimiz eserler için eserlerin değerlendirilmesi ve ödüllendirilmesi çok güzel bir şey.
Hele benim yaşımda, yani 90'ına çeyrek kala bu ödülü almak herhalde özel bir değer taşıyor. Başta bu değerli ödül için, prestijli ödül için Nejat Eczacıbaşı Vakfı'na, vakfın başkanı Sayın Bülent Eczacıbaşı'na, Eczacıbaşı Tıp Ödülleri Bilimsel Değerlendirme Kurulu üyelerine ve bu kurulun başkanı Sayın Turgay Dalkara'ya çok teşekkür ediyorum. Ben video gösterisinde de belirtildiği gibi Anadolu'nun küçük bir kasabasında 1934 yılında doğdum. Yani Cumhuriyet'ten sadece 11 yıl gençtim. Ve o zamanlar farkında değildim ama şanslıydım. Çünkü Cumhuriyet'ten 11 yıl önce doğmakla 11 yıl sonra doğmak arasında çok büyük fark vardı. Şanslıydım çünkü kız çocuklarının eğitimine de yeterli önem veriliyordu. Şanslıydım çünkü Cumhuriyet devrinin, Atatürk devrinin değerli yetiştirdiği idealist öğretmenlerden ders aldım. Şanslıydım çünkü kız erkek aynı sınıflarda eğitim veren değerli okullarda eğitim alma şansını elde ettim. Ve daha sonra şanslarım benim devam etti diye düşünüyorum. Çünkü Ankara Tıp Fakültesini bitirdikten sonra o zaman İhsan Doğramacı hocamız tarafından yeni açılan, sadece iki katlı bir çocuk hastanesinden ibaret olan çocuk hastanesinde eğitim almak istiyordum, ihtisas yapmak istiyordum. Bu şansı da elde ettim, şanslıydım. Burada değerli hocama tekrar bana bütün eğitim yollarını açtığı için Sayın İhsan Doğramacı'ya ve amaçladığım alanda bana desteğini esirgemediği için ve bize Hacettepe'de eğitim verdiği aldığımız sırada hastalıkları teşhis ve tedavi etmek kadar, hatta ondan daha önemlisinin hastalıklardan korumak olduğunu veya hastalıkların yapacağı hasarları önlemek olduğunu öğretmişti. Bu yönde de şanslıydım. Daha sonra Hacettepe'de ihtisas yapma şansını elde ettiğimi söylemiştim. Bu ihtisasım süresince hastanemize ileri derecede zihinsel özürlü çocuklar getiriliyordu. Ve bu sırada Amerika'da yeni tarama programları başlamıştı fenilketonür hastalığı için. Biz de bu çocukların birçoğunda fenilketonür hastalığının olduğunu tespit ediyor. Ancak tam tanı koyamıyor ve tam tedavi edemiyorduk. Bu nedenle ve bunun gibi diğer bazı kalıtsal metabolik hastalıkların alanında eğitim almak amaçladım. Ve bu şansı da elde ettim. Yakaladığım fırsatlardan yararlanarak Amerika Birleşik Devletleri'nde 1957-72 seneler arasında aldığım eğitimde bu hastalıkların patogenezi, teşhisi, tedavisi konusunda eğitim aldım. Bu hastalıklardan en sıklıkla görülenin fenilketonür olduğunu göstermek lazımdı. Bunun için benimle birlikte çalışan değerli arkadaşlarımla birlikte hastalık için bir pilot çalışma planladık. TÜBİTAK'tan aldığımız desteği değerlendirdik ve ülke çapında yaptığımız pilot çalışmada fenilketonür hastalığının çok sıklıkla görüldüğünü, zihinsel özürlü çocuk oranında önemli bir payı olduğunu bu hastalığın yaptığımız testi kanıtladık ve bunu Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle paylaştık ve taranması gerekli konusunda üzerinde durduk. Hakikaten ilk bu tarama testini planladık ve yürüttük, bir yere kadar getirdik. Bu arada da şanslıydım çünkü Nusret Fişek hocamızın kurduğu
en ücra köşelerimizde kadar yerleşmiş olan sağlık birimlerinin ülkemizde varlığı, Cumhuriyet devrinde kurulan bu okulların varlığı çok taramaya el verdi. Ve bunlar sayesinde, bu birimlerin olması sayesinde ülkemizin en ücra köşelerine kadar elemanlarımız, takımda çalışan elemanlarımız ulaşarak bebeklerden kan aldılar. Ve bir damla kanla, bu video gösterisinde de belirtildiği gibi, teşhis testi de zaten 1960'ların başında bulunmuştu. Bu teşhis testini biz de yürüterek bir damla kandan bu hastalığın sıklıkla olduğunu gösterdik ve ülke çapında taradığımız, planladığımız bir projeyi gerçekleştirerek daha sonra da bunun Sağlık Bakanlığı temel çocuk sağlığı hizmetleri için alınmasını sağlayarak yurt çapında bir taramayı yürütmeye başladık. Böylece bugün ülkemizde bütün bebekler, en ücra köşelerimizde dahi bebekler taranabilmekte. Çünkü bu birimlerde Nusret Fişek hocamızın kurduğu yerler, daha önce de bahsettiğim gibi, son derece bu hizmeti yapmamıza el verdi ve sonuna kadar en ücra köşelerimize kadar erişebildik. Ben bu nedenle bu hizmette çalışan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çünkü bu bir beraber çalışmanın ürünü olan bir projeydi. Beraber çalışmanın elde ettiği sonuçlardı ve yürütüle geldi bugüne kadar bu sağlık hizmeti. Ben bu nedenle tüm bu hizmeti bu en ücra köşelerimize kadar çalışan birime, personele ve değişik alanlarda ülkemizin değişik üniversitelerinde çalışan akademik personele çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu genç arkadaşlarım benim nüvesini başlattığım bu hizmeti bugün başarılı ile devam ettirmekte, daha ileriye de götürmekteler. Bunun için hepsine teşekkür ediyorum. Ve bu onur ödülünü hepsinin adına aldığımı burada belirtmek istiyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Sayın Eczacıbaşı, Sayın Özal, sizi tekrar yormamak adına sahnede kalmanızı rica ediyoruz. Toplu fotoğraf çekimi için lütfen sahnede kalın. Ödül kazanan tüm bilim insanlarımızı ve ödülleri takdim eden değerli konuklarımızı toplu fotoğraf çekimi için sahneye davet ediyoruz. Buyurun efendim. Fotoğraf için biraz öne lütfen. Fotoğraf sonrasını bekleyin. Fotoğraf sonrasını bekleyin. Saygıdeğer Bilimsel Değerlendirme Kurulu üyelerimizi de sahneye davet ediyoruz. Değerli bilim insanları, sevgili konuklarımız, ödül törenimizin sonuna geldik. Ödül kazanan bilim insanlarımızı bir kez daha yürekten kutluyoruz. Gelecekte hepimizi gururlandıracak, ülkemizi ileri taşıyacak yeni ödül törenlerinde buluşmak üzere. Hepinize katkılarınız ve katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Sağlıkla kalın.